zaten bakarlığı yok, bunu da yürüyüşte. Birazcık da... Ankara Büyükşehir Belediyesi atık sularının Sakarya'ya deşarj ettiğini açıkladı. Bunu 2010'dan itibaren yaptıklarını söyledi ama aslında bu daha önceden de raporlanmış, bilinen bir konu. Çünkü bakanlığımız 2014-2016 arasında ciddi bir çalışma yaptı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız. Ve bu çalışmada Sakarya Nehri'nin ne yazık ki 4. seviyede, en üst seviyede kirli su olduğunu belirledi. Fakat şimdi bu teker teker söylenmeye başladı ama söylenmese de bilinen bir gerçek. Ne yazık ki yaşam kaynağı olan Sakarya Nehri'miz artık ölüm taşıyor. Nasıl engellenebilir? Bizim görüşümüzce teker teker engellenmesi, yani farklı farklı kurumlarla engellenmesi çok mümkün görünmüyor. Çünkü 811 kilometre çevre onu besleyen nehirlerle birlikte 811 kilometrelik bir kirliliğe sahip olan nehirden bahsediyoruz. Bu nehir birçok ülkede çok büyük zenginlik olarak kabul edilip korunması gerekirken bizim ülkemizde en üst seviyede kirli su olarak akıyor. Yani Türkiye'nin %7'si ortalama havzası, tarım havzası bu nehirden sulanıyor ve %7 havza en kirli suyla sulanıyor. Belki bugün değilse bile yarın direkt ölümlerin gerçekleşeceği, ölüm taşıyan bir nehirle karşı karşıyayız. Deşarjların mutlak durdurulması gerekiyor Sakarya'ya. En büyük sorun, çünkü şöyle, aynı debide akıyor yaz kış. Fakat aynı debide akması oranla sürekli olarak 12 ay 7-24 aynı kirlilikte akıyor. Yani sürekli olarak bir deşarj var nehre. Bu deşarjın durdurulması da ancak Cumhurbaşkanlığımızın himayesinde kurulacak karar verici bir komisyonla mümkündür diye düşünüyoruz. Çünkü kurumların teker teker bununla baş etmesi çok mümkün gözükmüyor.